Merhaba, 10. sınıf fizikte ne var videosuna hoş geldiniz. Bugün 10. sınıftaki konuları neler göreceğinizi tek tek göstereceğim. Üstüne üstlük 9. sınıf konularının aslında 10. sınıfta nelere temel oluşturduğunu da birlikte görmüş olacağız. O yüzden çok önemli bir video. Hepiniz yaz tatilinde neleri çalışacağınızı aslında bileceksiniz. 9. sınıf ünitelerinde neler görmüştük? Fizik biliminin öneminden bahsetmiştik. Fizik biliminin öneminde ne vardı? Fizik biliminin tanımı vardı. Daha sonra fizik biliminde nelerin olduğu, hangi alt dalların olduğunu öğrendik. Fiziğe genel bir bakış açısı aslında bizde var artık, temelimiz sağlam yani. Fizikteki niceliklerden bahsettik. Bunların ayrılmasından bahsettik, sınıflandırılmasından bahsettik. Bu da çok önemli çünkü fizikteki nicelikler skaler vektörlü olarak biliyorsunuz ayrılıyordu. Bu vektörel kısmı aslında bize 10. sınıfta çok yarayacak. Madde ve özelliklerinde maddede neler vardı hatırlayacaksınız. Aslında maddenin kütle, hacim ve sonuçta yoğunluk, bunlara bağlı olan yoğunluk özelliğinden bahsetmiştik. Üstüne üstlük akışkanlar ile ilgili adezyon ve kohezyon kuvvetlerinden, bahsetmiştik. Bir de katılarla ilgili tabii ki dayanıklılıktan bahsetmiştik. Kuvvet ve harekette neler vardı? Bir kere hareketi önce işlemiştik. Hareket ve kuvvet. Hareket ve kuvvette harekette ne vardı? Cisimlerin hareketinin referans sistemlerine göre değişiminden bahsettik. Üstüne kuvvetle etkileşiminden, yani kuvvetin cisimlerin hareketinde nelere tekabül ettiğini, neler değiştirdiğinden bol bol bahsetmiştik. Sürtünme kuvvetini de unutmayalım, onu da genel bilgisini vermiştik. Daha sonra enerji konusuna geçtik. Enerjide aslında anahtar kelimelerimiz iş, güç, enerjiydi. İş, güç, enerji konularında enerjinin dönüşümünden bahsetmiştik. Bu dönüşümler çocuklar, enerji dönüşümleri aslında bizim 10. sınıfta bize çok yarayacak bilgilerden bir tanesi. Sonra ısı sıcaklıktan bahsetmiştik. Burada da ısı ve sıcaklığın birbiriyle nasıl alakalı olduğunu, ilgili olduğunu ve sonra ısı ve sıcaklıkla ilgili cisimlerde yarattığı etki olan genleşmeden bahsetmiştik. Elektrostatik bizim 6. ünitemizdi ve elektriğin temelini oluşturuyordu. Burada statik elektrikten, yani cisimlerin durağan haldeki elektrikten bahsettik. Cisimden elektriklenmesinden bahsettik. Neler de onları hatırlayalım. Bir kere sürtünme ile elektriklenme vardı. Daha sonra etki ile elektriklenme vardı. Ve ne vardı? Son olarak da dokunma ile elektriklenme vardı. Ve en son 6. ünitenin sonunda elektriksel kuvvetleri, yani kulomb kuvvetlerini görmüştük. Daha sonra da elektrik alanı görmüştük. Bizim bu elektrik alan ve elektrik alan çizgileri aslında göreceksiniz ki 10. sınıfta çok işinize yarayacak. Şimdi gelelim, bizi neler bekliyor? 10. sınıftan çocuklar, 10. sınıfta bizi bekleyen üniteler aslında çok kısa, 4 tane. Bak 9'da 6 tane ünite gördünüz, 10. sınıfta 4 tane. Elektrik ve manyetizma. Elektrik ve manyetizmada bir kere elektrik göreceğiz. Yani elektrik akımını göreceğiz. Elektrik akımının etkilerini, eşdeğer direnci, pillerin bağlanması gibi konuları göreceğiz. Daha sonra manyetizmaya geçeceğiz ve manyetizmada mıknatısların birbiriyle etkileşmesini göreceğiz. Basınç ve kaldırma kuvveti konusunda ise katı sıvı gaz basıncından bahsedip basınç kuvvetine geçeceğiz. Burada basınç kuvvetinin etkisi olan kaldırma kuvvetinden bahsedeceğiz. Kaldırma kuvveti aslında çok eğlenceli bir konu. Bu konuda gemilerin, metalden yapılmış gemilerin aslında, değil mi, metal bir bileği normalde suya attığınız zaman aslında ne olur, denize bir bileği, metal bir bileği atsanız hemen dibe çöker. Oysa ki metalden yapılmış gemiler yüzebiliyor. İşte bunun neden olduğunu göreceksiniz. Burada önemli birkaç bilim insanı var. Archimedes diye yazılıyor. Arşimet ilkesinden, kaldırma kuvvetinin temelini oluşan Arşimet ilkesinden ve akışkanların akış hızı ile ilgilenen Bernoulli'den bahsedeceğiz ki burada da Bernoulli prensibini söyleyeceğiz. Daha sonra 3. ünitemiz dalgalardan bahsedeceğiz. Çocuklar, dalgalarda, aslında dalgalarda önemli bir durum var. Dalgalarda genel olarak su dalgasından, su dalgasının kırılma ve yansıma konularından
çok sıklıkla bahsedeceğiz. Tabii burada ses dalgası da var, deprem dalgaları da var, genel olarak yay dalgaları da var. Ama kırılma yansıma konularında su dalgalarından bahsedeceğiz. Gene yay dalgalarından da sıklıkla bunun lafını duyacaksınız. Optikte ise, bak şimdi üçüncü üniteyi gördün mü sen? Dalgaları gördün. Dördüncü ünitede, optikte, optik biliyorsunuz ışık bilgisidir. Doğal olarak artık burada ışığın kırılması ve ışığın yansıması konularını göreceğiz. Böylece 10. sınıfta 4 tane üniteyle konumuzu, senemizi kapatacağız. 10. sınıfın ilk konusunda, yani ilk ünitesinde, 1. ünitede ne dedik? Elektrik ve manyetizmadan bahsettik. Elektrikte elektrik akımını göreceksiniz. Elektrik akımı ise bu konuya hazırlanmak için 9. sınıftaki 6. ünite olan elektrostatiğe tekrar çalışabilirsiniz. Çünkü burada elektrik alan vardı, elektriksel kuvvet vardı. Doğal olarak bunlar, bu elektrik alan ve elektriksel kuvvet neyin temelini oluşturacak? Elektrik akımını oluşturacak. Siz buradaki bilgileri iyi bilirseniz elektrik akımını daha rahat yaparsınız. Elektrik enerjisine baktığımızda 9. sınıfın 4. ünitesi olan enerjideki enerji korunumu ve enerji dönüşümleri aslında elektrik enerjisi konusunun da temelini oluşturacak. Burada elektrik enerjisinde aslında elektrik enerjisinin dönüşümünü anlatacağız. Tabii ki bu 4. ünite olan elektrik enerji dönüşümünde aslında az çok bahsetmiştik. Mıknatıs konusu ise kuvvet ve hareket bilgimizden, kuvvet bilgisini aslında içinde barındırıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü mıknatısların itme çekme kuvvetlerini göreceksiniz. Doğal olarak da bizim bir kuvvetin ne olduğu, nelere bağlı olduğu gibi bilgileri tekrar etmemiz çok yerinde olur. Ve son olarak burada 9. sınıfın 1. ünitesi olan fizik bilimine girişte vektörel büyüklüklerden bahsetmiştik. Bu vektörel büyüklüklerle ilgili bunların neler olduğu, nasıl birbirleriyle etkileşimde olduğundan bahsettik. Doğal olarak aslında bu konu gene mıknatısların da temelini oluşturan bir konu. Peki 10. sınıfın basınç ve kaldırma kuvveti konusunda nelere ihtiyacımız var? 9. sınıftaki temeller neler? Fizik bilimine girişe ihtiyacınız var. Çünkü fizik bilimine girişte nicelikleri sınıflandırmıştınız. Doğal olarak da basınç ve kaldırma kuvvetinde de fizik bilimindeki bu niceliklerin sınıflandırılması, bu vektörel skaler olarak sınıflandırma gene bizim işimize yarayacak. Yani bilin ki 10. sınıfta bu vektörel özellikler önemli. Peki 9. sınıfın 2. ünitesi neydi? Madde ve özellikleri. Burada yoğunluk bilgisi bizim, şimdi dedik ki basınçta ne görecektik? Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncından bahsedeceğiz. Doğal olarak yoğunluk bilgisi bizim katı sıvı gaz basıncında ve kaldırma kuvvetinde çok önemli. Bu yüzden bir kere yoğunluk bilgimizi tekrar edeceğiz. Kütle, hacim, yoğunluk, bunların arasındaki ilişki benim için 10. sınıfta çok önemli. 9. sınıfın 3. ünitesi olan kuvvet ve harekette kuvvet bilgisi gene çok önemli bir bilgi. Bunu, kuvvet bilgisini tekrarlayalım. Çünkü dedik ya basınçta basınç kuvvetini de göreceğiz. Üstüne üstlük bir de kaldırma kuvvetini göreceğiz. Dikkat ederseniz hep kuvvet var ve 10. sınıfta bu kuvvetlerle işlem yapabilmek için kuvvet bilgine ihtiyacın olacak. 9. sınıf 5. ünite olan ısı ve sıcaklıkta ne görmüştük biz? Genleşme, suyun özel durumu, değil mi? İşte bu bilgiler bana kaldırma kuvvetinde çok yarayacak. Çünkü kaldırma kuvvetinde de suyun özel durumuna dokunan sorular çok olacak. Neydi o? Artı 4 santigrat derecede suyun yoğunluğunun en büyük değere sahip olduğunu söylemiştik genleşme konusunda. Bunu da unutmayın. Yani bu konuyu 10. sınıfın 2. ünitesini iyi yapmak, iyi, kolay hazırlanmak, kolay bir şekilde anlamak istiyorsanız 9. sınıftaki bu ünitelere dikkat etmeniz gerekiyor. 10. sınıfın 3. ünitesi dalgalar konusunda ise şimdi dalga boyu ve dalga boyu ile ilgili ilerleme hızından bahsedeceğiz. Doğal olarak da 9. sınıfın 3. ünitesinden hareket bilgisi bizim için çok önemli.
Şimdi peki buraya bakalım. Dalgalar konusunda su dalgalarının parabolik engelden yansıması ve su dalgalarının kırılmasını inceleyeceğimizi söylemiştik. Bu ikisi çocuklar, bu ikisinin bilgilerini nerede kullanacağız biz? 10. sınıf 4. ünitede kullanacağız. Optik bilgisinde. Burada da çukur ve tümsek aynada ışığın yansıması ve ışığın kırılması konularını göreceğiz. Doğal olarak da ne olacaktır? Bunları sıklıkla kullanacağız. Ben hangi bilgiyi aldım burada? 10. sınıfın 3. ünitesi bilgisini aldım. Bunu da unutmayın. Ve ödüllü sorumuz burada. Aynı zamanda 10. sınıf kanalımız açıldı. Hepiniz sağ taraftaki açıklamadan buraya abone olabilirsiniz. Hepinize 10. sınıfta başarılar diliyorum. Birlikte tekrar bütün dersleri canlı canlı ve heyecanlı bir şekilde izlemek üzere. Görüşmek üzere.